Şimdi Burak Bey, uzun zamandır bu kent yasası meselesi insanların aslına bakarsanız uykularını kaçırıyor ve çok insanları rahatsız ediyor. Bu yeni kentsel dönüşüm yasası özellikle İstanbul özelinde nasıl bir etki yaratacak ve siz bununla nasıl mücadele planı ortaya koyuyorsunuz? Biraz sizden dinlemek istedim doğrusu. Şimdi kıymetli Özlem, teşekkür ediyorum iltifatlarınıza da, tarifinize de, kıymetli girişinize de. Birincisi, bu yasanın adı afetle ilgili bir yasa. Bizim esasında kıymetli bir AİF, eskiden getirdiğimiz, 50'li yıllardan getirdiğimiz afet bölgelerine ilişkin bir yasamız var. Bu yasa İtalya'dan ağırlıklı alınma bir yasa ve bizim afet anında ve sonrasında yapacağımız işlere ilişkin önemli bir çerçeve tarif ediyor ve uzunca bir süre zaten faydalı da oldu. Ama bizim değişmeyen bir imar mevzuatımız var. 80'li yılların başından itibaren çıkmış 3194 sayılı bir kanunumuz. Bu kanun dışında imar mevzuatına ilişkin çokça şey konuşulmasına, son 20 yıllık dönemde bütün kanunlar değişmesine rağmen imar kanunumuz değişmedi. İmar kanununun şöyle bir işleyişi var. Biz yapıyı yapıp yani yapıyı plana göre yapan bir gelenekten gelmiyoruz. Genellikle bizim planlama geçmişimiz yapıyı yapalım, afları ile bir imar afları çıkartırız, aksaklıklarını da böyle gideririz diyen bir bize önce pilav lazım, plan değil anlayışından gelerek bir şey üretmiş bir toplum. 80'li yılların başında imar yetkilerinin önemli bir şekilde belediyelere verilmesinden sonra belge belediyelerinde çok yoğun kurulduğu bir dönemle beraber Türkiye çok yoğun büyük kentlerin çevresinde belge belediyelerinin oluşturduğu bir kaçak yapılaşma düzeniyle sonra da bunları planlarla büyüten bu belge belediyelerinin denetimden uzak bir şekilde çok yoğun 300 bin, 500 bin, milyon nüfuslu planlar yaptığı, buralarla kentin çeperini imara açtığı bir gelenekten geldi. 99 depremine kadar biz bu vahşice kent topraklarını imara açtığımız, genişlediğimiz, büyüdüğümüz süreci sürdüre geldik. 50'li yıllardan 80'e ayrı, 80'den 99 depremine kadar ayrı. 99 depreminde bir kafayı duvara çarptık ve bir şeyle yüzleştik. Dedik ki acaba biz bir şey yanlış mı yapıyoruz? Bu yapılar niye yıkılıyor? Ve biz neyi eksik yaptık? Neyi yanlış yaptık? 99 depreminden sonra da parça parça bazı yasal düzenlemeler oluşturmaya başladık. Ne bunlar? İçerisinde yapı denetim mevzuatı da var. Dedik ki artık inşaatlar elle karılan betonlarla, harçlarla yapılmasın. Hazır beton kullanılsın. Artık inşaatlar nervürlü demir kullanılmak suretiyle yapılabilir. Başka türlü yapılmasın. İnşaatı belediyenin memuru tek başına denetlemesin. Bir profesyonel yapı denetim firması devreye girsin ve o denetlesin. Bunlar çıkış fikri olarak çok doğru işler. Ama biz tabii her şeyin suistimalini çok iyi bilen bir doğu toplumu olarak sonra bunları da istismar ettik. Dedik ki yapı denetimle ilgili firmalar esasında kendi kendini denetlemeye başladı. Belediye memuru bunu suistimal eder diye düşünürken yapı denetim memurunun suistimal ettiği bir şeye götürdük. Bu süreç bizi 6 Şubat depremlerinden sonra bir ayrı yüzleşmeyle karşı karşıya getirdi. Gördük ki biz bu zamana kadar sanıyorduk 2000 yılına kadar yaptığımız yapılar çok büyük ölçüde deprem güvenli. 2000'den öncekiler problemli. 2000'den sonra bu mevzuatımız değiştiği için daha güvenli yapılar yapıyoruz ama Maraş merkezi depremlerde gördük ki 2000'den sonra yapılmış yapılardan da önemli bir bölümü çöktü. Demek ki biz planlama mevzuatımızı da tek yapı ölçeğindeki yapı mevzuatımızı da bir takım eksikliklerle yapayarak geliyoruz diye bir kez daha kafamızı duvara çarptık. Şimdi bu yasa bütün bunların içerisinde nerede duruyor? Evet. Tüm bu süreçte 10 sene önce 6306 diye bir yasa çıktı ilk defa. Bugün geçtiğimiz hafta meclisten geçen, bugün meclisten geçen ve yayınlanan yasanın aslı 10 yıl önce geçmiş, 11 yıl önce geçmiş, 2012'de geçmiş yasadır. İlk defa bu yasayla tek yapı ölçeğinde yapıların yenilenmesine ilişkin bir süreç tarifi yapıldı ve bu yasayla
üç tane önemli tanım mevzuatımıza girdi. Riskli yapı, riskli alan, rezerv alan. Rezerv alan. Rezerv alan. Üç tane önemli kavram gündemi. Bunlar literatürde de var olan kavramlardır. Teorik olarak bunların da çıkış noktası doğru. Ama tekrar söyleyeyim, bizim bu işleri nasıl uyguladığımıza gelip bakalım. Biz hani birçok mevzuatı, birçok işi içini boşaltarak çıkartıyoruz. 2002 yılında Şehir Plancı Odası yöneticisi olarak kentsel dönüşümle ilgili bir kolokyum, bir meslektaş toplantısı yaptığımızı hatırlıyorum. Sonra bütün bunu yapan yöneticiler olarak yaptığımıza pişman olduk. O kavramın da içini boşaltıp bir rantsal dönüşüm haline getiren bir süreci bu ülke ağır biçimde yaşadı. Çıkış noktası neydi? Artık bu kentleri daha fazla büyütemeyiz. Bir deprem gerçeği de önümüzde. Bu yapı stoğunu, riskli yapı stoğunu dönüştürmemiz, bulunduğu yerde yenilememiz gerekiyor. Bunun yöntemlerini tartışalım idi. Ama ne oldu? Kendi rantını kendi yaratan yahut yaratamadığı yerde imar hakları arttırılarak dönüşebilecek bölgeler dönüştü. Türlü vesilelerle hazine arazilerini, yeşil alanları, askeri alanları, imara açtık. Buraları aman dönüştürüyoruz diyerek lüks konutlar yaptık. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra buna kent içinde kalmış askeri alanları da ekledik. Ama bu alanlar ihtiyaç sahibi dar gelirli vatandaşların, kentin yoksul kesimlerinin yahut riskli konutlarda oturan, riskli yapılarda oturan insanların barınma sorununu çözecek yapılar yerine birilerine lüks konut olarak yapıldı. Ve insanlar şu anda bunlara baktığında bu yeni çıkan düzenlemeye onun için endişeyle bakıyorlar. Bizim geçmiş karnemiz Kötü. temiz olsa bu kavramların amacı dışında kullanılmadığı, devletin otoritesini ve gücünü tamamen vatandaşını koruyan, onun en yoksul kesimlerini, en dezavantajlı, en yoksun kesimlerini gözeten bir şekilde kullandığını görse vatandaşımız bu endişeleri duymaz. Çıkan yasa acaba benim malıma el koyar mı diye düşünmez. Ama neyi gördü? Geçmiş şeye bakınca devlet elindeki araziyi imara açtığında bana vermiyor, lüks konut yapıyor. Devlet zaman zaman benim bulunduğum yerden, evimden çıkmak istediğimde polis marifetiyle beni çıkartıyor. Böyle görüntülerle karşılaştık. Yine bunlar olur mu Olur diye. mu? Yani bir de Şimdi şöyle böyle bir ihtimal var yasanın içerisinde. Yani imar meselesini ruhsatlandırma konusunu da büyük şehirleri bypass eden bir anlayışla tabii. yazılmış gibi görülüyor. Yani o zaman sizin varlığınızın mesela hiçbir değeri kalmayacak. Yani mesele sadece kentsel dönüşümü rantsal dönüşüme çevirme hikayesi değil. Aynı zamanda zaten kafalarında var olan Kanal İstanbul gibi farklı projeler gibi imarlandırma ve ruhsatlandırma süreçlerinde Büyükşehir Belediyesi'ni bypass etmek. Tabii. Şöyle. Şimdi bakınız biz imar mevzuatına, yerel yönetim mevzuatına ilişkin çok büyük bir hazırlık yapmıştık. Bu hazırlığımız üstünden Sayın Başkanımız seçimden sonra bu hazırlığı alıp devleti yönetmek olarak kullanacağımız bu hususları Şehircilik Bakanlığı'na gidelim ve biz İstanbul için İstanbul'un depremden daha acil bir gündemi, daha acil bir önceliği yok. Bakanlığa İstanbul'a özel bir yasa tarifiyle gidelim. İstanbul'un acil müdahale edilmesi gereken alanları, konularının başında bu geliyor. Biz her tür işbirliğine hazırız. Biz bakanlığa yardımcı olmak için önerilerimizi ya çarpıcı bir şekilde önlerine koyalım ve bakanlık bunların üstünden bizle işbirliği yapsın diye gittik. Başkanımızın başkanlığında bir heyet olarak. Bakan Bey de bunu olumlu karşıladığını ifade etti. Ekipler birlikte bir çalışma yapsınlar dedi. Ve biz önce Ankara'da Bakan Yardımcısı Vedat Bey'in başkanlığında sonra İstanbul'da 39 ilçe belediyesinin de katıldığı bir şekilde önerilerimizi bakanlığa, mevzuatın işlemeyen yönlerini, konutun ve barınma krizinin geldiği noktayı, yapılması gereken çözüm önerilerini bakanlığın önüne koyduk. Neler vardı bunların içerisinde? Dedik ki bakınız riskli yapı stoğumuz öyle bir hale geldi ki biz bu yapı stoğunun 1 milyon 200 bin binasını İstanbul'un aynı anda dönüştüremiyoruz. Zaten dönüştürülebiliyor olsa yeni yapı yaparak beton metrekaresini arttırarak 21 yıldır bu kenti siz yönetmişsiniz, 20 küsur yıldır dönüştürememişsiniz. Hala 2000'den önceki yapı stoğu %70 eski yapı stoğumuz. Siz yeni binalar yapıyorsunuz ama eskiyi yerinde yenilemediğiniz için şehir yapı stoğu sağlıklı hale gelmiyor. Dolayısıyla riskli yapı stoğumuzu iki türlü güçlendirebiliriz. Bir, yıkıp yeniden güçlendirebiliriz. İki, kısmen güçlendirebiliriz. Mevzuatımızda kısmen güçlendirme diye bir husus yok.
Neden yok? Bunun neden önemi var? Deprem bölgesinde gördük, bazı binalar böyle üst üste çakılmış, hamburger olmuş. Bazı binalar zarar görmüş ama yıkılmamış. Varsın İstanbul'da bazı binalarımız zarar görsün ama yıkılmasın. İşte bu görüntülerin resmin ortada üstte olanından kalsın. İstinin içinde bir daha oturulmasın. Ama üst üste çökmüş sağ alttakiler ve diğerleri gibi olmasın. Onun için binalarımız %100 performans gösterecek şekilde, mevzuatın tarif ettiği şekilde güçlendirilemiyor. Çünkü güçlendirilse kolon genişlikleri inanılmaz büyüyor. Maliyetler çok artıyor. Binanın faydalı kesimi çok azaldığı için müteahhit de, içinde oturan vatandaş da, ev sahibi de bunu istemiyor. Ama bu binaların alternatif güçlendirme yöntemleri var. Bina 100 üzerinden 100 almasın, 65 alsın ama insanlar içinden sağ çıksın. Mevzuatta böyle bir düzenleme yapın, kısmen güçlendirmeyi tartışalım. Biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin meclisine bunu gönderdik. Ama Belediye meclisimizin çoğunluğu diyor ki yasada bu değişiklik yapılmadan ben bunu nasıl hayata geçireyim? Biz şimdi nasıl meclisin hakikaten yani bu yasada son bunları siz 17 milyon insan değil mi benim bildiğim tabii şu anda? tabii. Aynen Yani öyle. İstanbul'da herkes bunu bekliyor. Yani kimisi rantsal dönüşüm hesapları yapıyordur. Öylesi de vardır. Kimisi hakikaten çok korkuyordur deprem. Yani her gün bilim insanları bir şey açıklıyor İstanbul depremiyle ilgili. İnsanların uykuları kaçıyordur. Ömer'in bir iddiası var. Ömer adı güzel. İzleyicimiz diyor ki bu seçimlerde İstanbul'u alamayacakları anlamına geliyor aslında bence. Bu yasa tek mesele Kanal İstanbul'u İmamoğlu'nun seçimleri tekrar kazandığı senaryoda bile yapmanın bir yolunu bulmak mı acaba diye soruyor mesela. Şimdi Kanal İstanbul gibi fantazilere hiç ihtiyacımız yok. Bizim birinci derdimiz bu kenti depreme, büyük bir afete hazırlamak. Biz madde madde, bakın tekrar söylediğimde, siz de bu eğitimi almış bir kişisiniz. Çok maddelerle söyleyeceğim. İkinci madde olarak dedik ki bizim yapı stoğumuz, şu analizleri yaptık. Deprem bölgesinde siz de gördünüz, altında ticarethane olan binalar daha fazla riske açık. İstanbul'da bunları analiz ediyoruz. Bunların hepsine iskan sonrası bir denetim koşulu getirmek zorundayız. Altında market, süpermarket, kıraathane, fırın, banka şubesi olan yerlerde kolon kesme ve benzeri işler daha yaygın. Bunlara biz İstanbul'da bir denetim getiriyoruz ama tüm binalarımıza bir iskan sonrası denetim şartı getirelim. Yan komşunuz doğal gaz tesisatı döşerken binanın taşıyıcı sistemine zarar vermiş olabilir ve siz bunu bilmiyor olabilirsiniz. Ama arabanızı periyodik aralıklarla bir akredite kuruluşa denetime götürdüğünüz gibi binanızın da periyodik aralıklarla bağımsız kişiler tarafından denetlenmesi, taşıyıcı sisteminin korunması esas, yapı güvenliğini bu şekilde sağlayabiliriz dedik. Üç, siz bir imar affı çıkardınız. Bu ülkenin geleneğinde var. Sözümün başında ifade ettim. İmar affıyla adamın projesi yerinde 4 katlıydı. Ancak adam gitti 6 katlı, 8 katlı yaptı. Siz de imar affıyla eline bir yapı kayıt belgesi verdiniz. Ve bu yapı kayıt belgeli yapı temeli 4 kata göre açılmış. Kolonu kirişe 4 kata göre hesaplanmış ama yerinde 6 kat yapılmış. Olası bir depremde bu taşıyıcı sistem bu yükü taşıyamaz, bu bina çöker. Buna benzer yapılarımız çok sayıda var. Bu yapı kayıt belgesi verdiğiniz yapılara belli bir miat koymak zorundayız. Bu ağır bir siyasi yük ama biz arkanızda durmaya hazırız. Bu binalara belli bir tarih verelim. Bunlar o tarihe kadar ya güçlendirip ya yıkıp yeniden yapmakla mükellef olsunlar. Bir başka madde söylüyorum. Bu binaları boşaltmak zorunda olduğumuz binaların içindekilere kiracıya ve ev sahibine ayrı ayrı kira yardımı verelim. Ve bu kira yardımlarını şu anki gibi komik olan, enflasyona göre komik olan rakamlardan çıkartıp asgari ücrete endeksleyelim. İstanbul'da Mesela bu ortalama çok önemli. Bu çok önemli. Yani insanlar asgari işbirliği yapacaklardır. Çünkü evini boşaltamıyor şu anda. Evim riskli de olsa ben kiralık yer bulamıyorum. Benim maaşım 20 bin lira, kiralık daire 17 bin lira. Evimden çıkıp 17 bin liraya gittiğimde devlet bana 3.500 lira kira yardımı veriyor. Aradaki farkı verirsem ben evimde ekmek bulamam. Kira yardımını gerçek noktalara getirin beklentisinde. Üstüne üstlük bu yardım sadece ev sahibine veriliyor. Evini boşaltan kiracıya bu da verilmiyor. Bir sefere mahsus taşınma masrafı veriliyor. Bunları mevzuata koyalım. Kiracıyı da destekleyelim. Ev sahibini de destekleyelim ve bir kira yardımını da asgari ücrete il il, bölge bölge ayrı katsayılar vererek öndeksleyelim. Bir başka madde söyledik, dedik ki bakın İstanbul'un artık büyümesi mümkün değil. Büyütmeyin. Bu şehir resmi 16, gayri resmi 18 milyonu aşmış durumda. Verdiğimiz sudan, toplu taşımı kullanandan, doğal gaz abonesinden bunları çıkartarak söylüyoruz. Bu şehirde birçok sayıda yasal ve yasa dışı göçmen de yaşıyor. Bu şehrin nüfusu artık taşıma kapasitesinin üstüne çıkmıştır. Su verecek durumda değiliz şehre. Onun için
Kanal İstanbul gibi fantezilerle bu şehri 30 milyona büyütecek rezerv alanlar ilan etmeyin. Bu şehrin öncelikle mevcut yapı stoğunu sağlıklı hale getirmek için bir kaynak varsa elinizde buna kullanalım. Ve şehrin temel ihtiyacının bu olduğunu görün. Bizden bağımsız, Büyükşehir Belediyesi'nden, ilçe belediyesinden, o bölgede yaşayandan bağımsız rezerv yapı alanı ilan etmeyin dedik. Ne Şimdi oldu bunu peki? Bu bunu bir tek biz söylemedik. Geçtiğimiz hafta Oksijen Gazetesi'nde Erdoğan Bayraktar'ın yasanın çıktığı tarihteki bakan beyin demecini gördüm. Bu rezerv alan şeyi amacı dışında kullanılır hal aldı. Hakikaten bir komisyon marifetiyle belirlenmesi rezerv alan tanımının uygun olur diye çıkan tarihteki bakan beyin demeci var. Ama bakanlık bütün bunların hepsini bir kenara koydu. Hatta biz tarihi yapılar için de bir güçlendirme programı burada İBB miras için yaptığımız şeyden referansla ilettik. Bunların hepsini bir kenara koydu. Bakanlık yeni bir kentsel dönüşüm başkanlığı kurulması hakkında bir kanun çıkarttı. Zaten böyle bir genel müdürlüğü vardı. Altyapı ve kentsel dönüşüm diye. Bu kentsel dönüşüm genel müdürlüğünü TOKİ başkanlığı gibi kentsel dönüşüm başkanlığı haline getirdi. Ve yetkilerin tümünü daha genişletecek şekilde merkezileştirdi. Bırakın belediyelere bir komisyon marifetiyle rezerv alan ilanını sormayı. O rezerv alan ilanını eskiden sadece yeni yerleşme alanlarında diye yazan hükmü yasada kaldırıp meskun alanlarda da ilan edilebilir hale getirdi. Vatandaş da buradan endişeleniyor. Diyor ki eskiden yapmıyor muydu meskun alanda buna benzer riskli yapı yıkımı tahliyesi yapıyordu. Gene yapabilir mi? Yapabilir. Çok büyük bir şey değişti mi? Hayır. Ama yeni yerleşim alanı lafı meskun alan haline de gelince bu sefer daha önceki karnesine bakan vatandaş dedi ki sizin karneniz benim halim ne olacak? önceki uygulamalarınız beni koruyan benim hassasiyetlerimi gözeten bir şey olmaktan öte başka hassasiyetler içeriyor. Siz askeri alanı imara açtığınızda bana vermek yerine lüks konut yaptınız. Yeşil alanı imara açtığınızda ben ev sahibi olamadım. Birileri beşinci konutuna sahip oldu. Dolayısıyla yine bu alanları imara açan ya da yapılaşma koşullarını değiştiren bir şey yaptığınızda beni başka bir yere gönderip evimden eder misiniz diye düşünmeye başladı. Şimdi Şimdi iki soru sorayım o zaman araya girerek. Nasıl koruyacak kendini? 17 milyon vatandaş İstanbul'da bu endişeyi. birincisi bizim bu açıklamalarımızdan sonra Bakan Yardımcısı Vedat Gürgen bir açıklama yaptı. Sayın Bakan Yardımcısı böyle bir mülkiyete el koyma olmadığını ve bunun böyle bir spekülasyon yaratılmaması gerektiğini söyledi. Bu kıymetli. Bir olumsuz niyet okuma yapmayalım. Bakan yardımcısının, bu konudaki uzman bakan yardımcısının açıklamasını aksi bir şey olana kadar kayıt altına alalım. Doğru. İkincisi, bakan yardımcımız beni de aradı. Bizzat beni aradı. Dedi ki sizin açıklamanız hani herkesinkinden bizi daha fazla yaralıyor. Lütfen hani bu anlamdaki kamuoyu oluşturma gücünüz çok yüksek. Lütfen niyet okumayın. Bakın İstanbul'da sizle beraber bu işleri yapmaya niyetliyiz. Bakan Bey'in de iradesi bu yönde. Dolayısıyla bunu aksi bir uygulama olmamasını beraber izleyelim. Siz de bize dedim ki biz size zaten yön verdik. İmar mevzuatına, yapı denetim mevzuatına ilişkin hususların tümünü söyledik. Meclisimizde bekleyen imar yönetmelikleri merkezi yönetmelik ve yasalar değişmediği için çıkamıyor. Onun için de İstanbul'da bunları gerçekleştiremiyoruz. Siz bize ayrıca düşük faizli yüksek vadeli krediler açmak anlamında kamunun elini açan bir şeyler yaparsanız bu kendi evini dönüştürmek isteyen vatandaşa da bir çare bulursunuz. Bu sabah baktım Ziraat Bankası ve Vakıfbank'tan bir vatandaş 2,5 milyon lira konut kredisi kullansa 10 yıl vadeli, 120 yıl ay vadeli bu kredi 9,5 milyon lira olarak geri ödeniyor Özlem Hanım ve aylık taksitleri 79 bin lira. Nasıl Hangi yani? vatandaşımız bunu ödeyebilir? Hangi Nasıl ödesin? vatandaşımız bunu göze alabilir? Dolayısıyla gerçekten evini yenilemek isteyen vatandaşlarımızın göze alamayacağı bir ekonomik koşul silsilesi var. Kimse bu yapı sürecinde evini yenileyemez. Hiçbir müteahhit de bu enflasyonist ortamda vatandaşımıza kendi payını sağlama almadan evini yenilemek için girmez. Dolayısıyla siz bu ortamı iyileştirmekle mükellefsiniz. Kendi yapısını dönüştürmek isteyene bu düşük faiz ve kredi olanaklarını açmakla, bunun finansmanını geliştirmekle, kendisininkini dönüştüremeyene sosyal devlet olarak kredi yahut uzun vadeli sosyal konutlar, kredili kiralık sosyal konutlar yahut kira yardımıyla yardımcı olmak zorundasınız. Bunları söylemeden,
sadece zecri bir tedbir olarak riskli yapısını tespit ettiğimiz vatandaşa 60 gün artı 30 günde evini tahliye ederiz derseniz vatandaş bundan korkar. Halbuki evet, bunları bir bütün paket olarak tarif ederseniz vatandaşı rahatlatırsınız, önüne çareler koyarsınız. Vatandaşın evinin riskli olduğunu belgelemenin de farklı farklı yöntemleri var. Bunu da o yöntemleri de tarif ettik. Bakın biz hızlı tarama yapıyoruz. Bunun literatüründe var. Sizin kanununuza da koyarsak vatandaş önünde bir takım vakitler alarak da kısmi güçlendirme seçeneğini de değerlendirerek kredi olanaklarını da bularak kendi evini yenilemek anlamında bir seferberlik haline getirebilir. Bütün bunları bir paket olarak tarif ettiğimiz şeyi bunların birçoğunu ihmal edip bakanlığa daha fazla yetki veren, rezerv alan tanımını genişleten bir şey yaptığınız için vatandaş rahatsız oluyor. Biz de bunları söylemeye çalıştık. Bizim derdimiz riskli yapı stoğunu bakanlığın yenilemesine ilişkin çabaları sekteye uğratmak değil. Bakan yardımcımıza da bunu söyledim. Biz birlikte çalışmaya ve bu yapı stoğunu yenilemeye hazırız. Ama lütfen bütün bu bütünlüklü ve çok iyi düşünülmüş önerilerimizi ihmal edip içinden sadece bakanlığa yetki veren yeni bir başkanlık kuran bir kısmını alıp yasalaştırmaya kalkmayın. Bunu yaparsanız vatandaş endişelenir. Biz de bu endişeleri dile getiren bir şey söylediğimizde de bize sitem etmeyin. Sizin kamuoyu oluşturma gücünüz çok yüksek. Meslek adamı olarak vatandaşlar sizi dinliyor. Onun için lütfen kamu yöneticisi gücüyle daha bizim yanımızda durun anlamında bakan yardımcımızın kıymetli bir isteği oldu. Ben bu irtibatı sürdürmeye, oraya pozitif katkıda bulunmaya açık olduğumuzu ifade ettim. Sizin huzurunuzda da bir kez daha söyleyeyim. Bu çok kıymetli bir şey. Ama yasada bir revize gelir mi bu anlamda peki? Son olarak onu sorayım. Ben ilave gelebilecek imar mevzuatına, yapı denetim mevzuatına gelecek öneriler olduğunu ifade ettim ve bunları bir kez daha kendilerine ileteceğimizi söyledim. Bunlarda da aynı hızda bir açılım getirirlerse vatandaşın endişelerini de giderebilecek bir pansuman yaparlar. Bu iş güven işi. Vatandaşımız devletine %100 güvenirse, buralarda amacı dışında bir şey yapılmayacağına itimat ederse aklına başka şeyler gelmez. Ama biraz evvel ifade ettim, 10 yıllık geçmişinize, 20 yıllık geçmişinize baktığımızda bu anlamdaki karneyi gördüğünde de başına geleceklerden şüphe duyması, endişe etmesi de haksız bir şey değildir. Peki son olarak şunu söyleyeyim o zaman Sayın Gökçe. Şimdi tabii merkezi hükümetle Türkiye'nin en büyük büyükşehir belediyesinin omuz omuza dirsek temasında vatandaşa çözüm üretmek gayesiyle çalışması çok önemli. Bu çok özlediğimiz, unuttuğumuz ve son yıllarda ne yazık ki bir türlü hayata geçmeyen bir anlayış. Oysa ki olması gereken bu. Buradaki bu diyalog çabanızı da takdirle karşılamak gerekiyor yani gerçekten. Teşekkür ederim. Sonuna kadar sürdüreceğiz bunu. Başkanımız da ısrarcı olmak lazım ve yani bunda da vatandaşa bir çözüm üretilmesi lazım. Söylediğiniz bu fakirlik meselesi, insanların geçimlerini zor sağlaması ve tabii ki de konutlarını, mekanlarını dönüştürmek için bir bütçe bulamayışları Türkiye'nin çok vahim bir gerçeği ve burada da bir çözüm üretilmesi lazım. Son olarak bir ısrarla gelen bir soru var. Belki bir adrese gönderebiliriz bu izleyicilerimizi. Onun için ekrana getireceğim. Mehmetcan demiş ki madem iktidar bu kadar kötü neden hep seçimleri kazanıyor? Mehmetcan'cığım iktidar bu kadar kötü denilmiyor. Uygulamalarıyla ilgili fikirler götürüyoruz. Ayrıca da seçimleri kazanmadı. İstanbul'u biliyorsun Sayın Ekrem İmamoğlu kazandı. Ertan Bey bir şey yazıyor. Buğra Bey İBB'ye tam 8 ay oldu. Bina tespit başvurusu yapalı. Seçil Hanım da benzer bir şey yazmış. Burada yavaş ilerleyen bir süreç var ya da var. Bu izleyicilerimizi nereye? Evet buyurun. Bu izleyicilerimizi sizin notlarınızla lütfen bana iletirseniz iletişim numaralarıyla beraber ben bizzat ilgilenmek isterim. Tamam oldu. O zaman hemen buradan bir çağrı yapalım. Seçil Hanım'a bir çağrı yapalım. Ertan Bey'e bir çağrı yapalım. Evet. Bu süreçlerle ilgili hasar bana iletişimlerini lütfen aktarırlarsa sizin aracılığınızla olabilir. Ya da benim sosyal medya hesabıma direkt mesaj yazarak olabilir. Harika. Ben bizzat ilgilenmek isterim. Tamam. Seçil Hanım da diyor ki harika çok teşekkürler. Sağ olunuz. Peki son birkaç şey söylemek ister misiniz? Yani burada bir revize mi gelecek, bir işbirliği mi gelecek? Buradaki bu endişelerin giderilmesi adına. Biz İstanbul halkı adına yeni yasanın uygulamasını titizlikle takip edeceğiz. Ana Muhalefet Partisi'ne de yasayla ilgili endişelerimizi ilettik. Belki yasanın Anayasa Mahkemesi gitmesi yönünde bir hukuki çalışma yapılabilir mi kısmını da Ana Muhalefet Partimiz değerlendirecek. Ancak bir taraftan da uygulamasını İstanbul'da detaylı olarak inceleyeceğiz ve
en ufacık bir vatandaşımızın bu anlamda şüphe duyabileceği bir hak ihlali olursa, vatandaşımızın hak ihlaliyle komşusunun can güvenliği hususunu birlikte değerlendiren bir adalet terazisini doğru tarttıran bir hakemlik rolü de üstleneceğiz. Vatandaşımızın hakkını, hukukunu korumakla mükellefiz ama yapısının güvenli olmadığını düşünen endişeli insanlarımızın canını ve onların komşularının canını korumakla da mükellefiz. Burada terazinin kefelerinin birisinde hepimizin mülkiyet hakkı var. Ama öteki kefesinde de öteki kefesinde de ben can güvenliğimden endişe ediyorum. Binamız sağlam değil. Bu tek de mülkiyetim bu. Burada yaşamaktan başka çarem yok diyen vatandaşımızın ve onun komşusunun, çoluğunun, çocuğunun can güvenliğini korumak gibi bir sorumluluğumuz da var. Onun için yasayla ilgili pozitif uygulamaların, yani şöyle uygulamalarla da karşılaşıyoruz. Kat maliklerin önemli bölümünün rıza gösterdiği bir şeye bazı kat malikleri İtiraz ayak ediyor. sürüyerek binanın yıkılmasını engelliyorlar. Biliyoruz ki o bina çürük. Bazı kat malikleri bunu ekonomik şekilde yapıyorlar. Bana daha çok para verin. Ben anca böyle rıza gösteririm, daireyi boşaltırım diye. Bunların önüne geçmek anlamında işleyecekse kanun, biz bu işlemenin yanında oluruz. Ama bu vatandaşı haksız yere evinden edecek bir şey ise biz vatandaşımızın mülkiyet hakkının yanında oluruz. Bunu titizlikle takip etmeye İstanbul genelinde sonuna kadar devam edeceğiz. Burak Bey, çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için. Gündemimizde yoktu ama sizi bulmuşken sormak isterim. Şimdi CHP'de bir genel başkan değişikliği oldu. Değişim ekibi genel başkanlık koltuğunu kazandı ve çok yaklaşan bir yerel seçim süreci var. İsminiz İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığı için geçiyor. Yeni Asır manşet yaptı sizi. Bir takım insanlar köşe yazılarında isminizi konuştular. Eski genel sekreterisiniz sevgili Tunç Soyer'in birlikte çalıştınız. Ondan önceki dönemde de Aziz Başkan'la çalıştınız. Bununla ilgili bir yorum yapmak ister misiniz? Böyle bir Bu gündeminiz aşamada böyle bir gündem yok. Olursa bu siyasi partilerin gündemidir. Bize böyle bir ulaşmış teklif yok. Bunları şu aşamada konuşmayı yerinde bulmam. peki. Çok teşekkür ediyoruz. Doktor Ben Burak Göç, teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı. Kendisi de aynı zamanda liyakatli bir bürokrat, şehir ve bölge planlama uzmanı ve tam da o alanda çalışmalarına devam ediyor. Çok çok teşekkürler. Evet.